bak. Bence bu. Budur. O zaman bağladığın spor merkezlerinin satış rakamları üzerinden ben de sana komisyon veririm. Helal olsun. Akıllı kadının hali bir başka oluyor. Akıllı bir girişimci diyelim istersen Barış'cığım. Evet. Asena Kutlusay. Hem akıllı, hem girişimci, hem de çok güzel. Bir erkek daha başka ne ister ki? O zaman iş ortaklığımız hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim. Diyebiliriz. Yalnız çok seri olman lazım. Bir an önce satış rakamlarımla herkesi çok şaşırtmak istiyorum. Çok hırslıyım. Tahmin edemeyeceğin kadar. Çok başarılı olmam lazım. Ne o? Biri yapamazsın falan mı dedi? Dur, dur, dur. Dur tahmin edeyim. Kesin kocan demiştir. O da böyle güzel kadınların başarılı olamayacağına inanan erkeklerden değil mi? Dediklerimi yapmazsan resimlerin önce oğullarına sonra kocana gider. Anneciği evimiz sana hazırlıyor bebeğim. Senin için temizliyor her yeri. Her şey şahane olacak. Dediklerimi yapmazsan resimlerin önce oğullarına sonra kocana gider. Lan belası kimsin sen be? Hoş geldin canım. Nasıl geçti günün? Ne zamandır iki telefon kullanıyorsun sen? İş için aldım. Bir sürü abuk sabuk tedarikçiyle iş yapıyorum hayatım. Özel hattımı vermek istemedim. Onun için aldım. Ne yapsaydım? Tedarikçilerle konuşmak için yedek telefon alındığını ilk defa sende görüyorum. Ben biliyorum başıma ne geleceği. Ondan sonra bana diyecektin ki sen. Gece yarısı bir sürü böyle abuk sabuk adam evimizi niye arıyor, seni niye arıyor diyecektin sen. Bunun için özel hattımı vermek istemedim. Yanlış mı yapmışım? Ahsena, detay işlerle ekibin ilgilenecek. Sen değil. Bunu da mı ben öğreteceğim sana? Lafa geldi mi eskiden ben de büyük işler çeviriyordum diyorsun bir de. Efendim? Ne? Nasıl yani? Babaanneciğim, günaydın. Evet, evet 24 oldum. Yok ya, ne partisi? Ben çok güzel girdim 24 yaşıma. Başka partiye falan gerek yok babaanne. Öpüyorum seni, hadi dikkat et kendine. Ah.
İşinize yaradı mı bari dün verdiğim bilgi? Yaramaz mı? Hem de o kadar işime yaradı ki. Yakında tüm magazin haberlerinde göreceğiz fotoğraf. Eli kulağında az kaldı. Efendim Kenan. Haber yasağı mı? Sebep? Anladım, anladım. Tamam. Bana bak. Kesinlikle benim adım geçmeyecek bunlarda, anladın mı? Çok fena bozuşuruz söyleyeyim. Başlayalım mı? İhsan, ne olur anlatmama izin ver. Bak bütün gece yedim bitirdim kendimi, gözüme uyku girmedi. Biz ilk kez küs yattık seninle, biz seninle hiç küs yatmayız. Lütfen dinle. Ne lütfeni ya? Lütfenlik bir durum yok burada. Sen daha Kutusay soyadının ne demek olduğunu öğrenememişsin. Ben de seni zeki bir kadın zannediyordum. Yanılmışım. İhsancığım, haklısın. Ne işin var senin üç kuruşluk spor hocasıyla? O mekanda oturmuşsunuz, sohbet etmişsiniz, vakit geçirmişsiniz. Magazinin, basının dikkatini çeker tabii. Bunu nasıl düşünemezsin ya? İhsan, korkacak bir şey yoktu ki. Saklanacak bir şey de yoktu. İş yapıyorum ben adamla. Sana yemin ederim sadece... Sıradan bir spor hocasını kıskanacak bir adam değilim ben. Benim kızgınım senin dikkatsizliğine, düşüncesizliğine. Soyadımı böyle bir saçmalığa karıştırmana kızıyorum. İhsan, yemin ederim sana. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Evet, gazetenin sahibi yakın arkadaşım da haber çıkmadan kaldırttım. Benim o gazeteye vereceğim birkaç reklamı patlayacak. Orası da ayrı elbette. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Çok dikkat edeceğim. Bir daha olmayacak. Aslında. Asena. Kendini kapının önünde beş parasız bulmak istiyorsan. Buyur. Tekrarla. Benim için hiçbir sakıncası yok. Anladın? Çok doğru zamanda geldin bebeğim. Çok. Çok. İkimiz birlikte olduğu müddetçe bize kimse bir şey yapamayacak. Sana söz veriyorum. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından AK, spor hocasıyla yasak aşk mı yaşıyor? Ne bu ya? Bu nerede açılış? Bu adam sekreteri, inşallah kahretsin! Allah kahretsin! Ne zaman bitecek bu, neden ya? Barış, gazetecileri sen mi çağırdın? Fotoğrafımızı sen mi çektirdin? Bak eğer bunu sen tezgahladıysan. Ne? Kovuldun mu? Spor merkezinde. Hay Allah, üzüldüm. Yok, sanmıyorum bu şartlarda. Yani ürün işini daha profesyonel çözmem lazım. Ben bir toplantıya giriyorum. Kapatıyorum. İhsan'a insanların hayatlarını nasıl alt üst ediyorsun? Sen ne zalim bir adamsın ya.